Evet, merhabalar, yeni pazar sohbetiyle karşınızdayım. Bu tarafı açık bıraktım ki arada bazı modellerin görsellerini size buraya ekleyeceğim. Ne var? Önümüzdeki günlerde en önemli şeylerden bir tanesi plug-in hibritler. Plug-in hibritler bunlarla ilgili yeni bir ÖTV düzenlemesi ve ÖTV düzenlemesi sonrasında hangi modellerin ülkemizde bu kapsama gireceği soru işareti. Şimdi öncelikle kısıtları tekrar hatırlatıyorum. Ham fiyatı 1.350.000 liranın altında olanlar ve üstünde olanlar için ayrışıyor. 1.350.000 liranın altında olanlar için %30, üstünde olanlar için %60 ÖTV var. Diğer kısıtlar ne? 1.6 litre motoru geçmeyecek. Kendi kapasitesiyle, batarya kapasitesiyle 70 kilometrenin üzerinde menzili olacak ve karbon emisyonu da 20, tabii 20 idi. 25 miydi? Koyarız şuraya. Unuttum, o kadar çok veri baktım ki. İşte karbon emisyonu da ya 20 ya 25, şuraya koydum, verinin altında olması lazım. Haliyle bu verileri karşılayacak bazı ürünler var. Bunlar ülkemize gelir gelmez bakalım, hep birlikte göreceğiz ki ÖTV düşerse zaten gelecektir. Mesela ÖTV'si %80'de %60'a iner. Çünkü şuraya koyuyorum, BMW X1 plug-in hibrit. Baktığınızda motoru karşılıyor. Şeyi karşılıyor. Elektrik motorunun menzili karşılıyor. Karbon emisyonu da 24,16 demişler. Bu da karşılıyor baktığınızda. Demek ki tüm emisyon normlarında ve yakıtında, menzilinde X1 bunu karşılıyor. Ne olur? Liste fiyatını buraya koyuyorum. ÖTV'si %80'den %60'a iner. Niye? Çünkü 1.350.000'in çok ciddi üstünde olan bir araç. Oralara çekerler mi fiyatları? Hiç sanmıyorum. Yani ürünlere bu şekilde firmalar bakış atmaya başlayacak. İşte Kodiaq var mesela, plug-in hibritleri, ama onların işte karbon emisyonları böyle ucundan da olsa tutmuyor gibi gözüküyor. Pek çok ürün var. Pek çok markada pek çok ürün var. Nelerde var? İşte Volkswagen grubunda mild hibritler var. Plug-in hibritler var ki bizim önemli olan plug-in hibrit. Bakın, mild hibritleri geçin. Mild hibritler bizim için hiçbir şey ifade etmiyor. Dışarıdan prizle takabilmeniz lazım. Plug-in hibrit. Bence zaten yıllardır en ön planda gördüğüm otomobiller plug-in hibritti. Çünkü şehir içinde 100 km civarında menzil size yeter. Takıyorsunuz şarjınızı. Elektrikli kullanıyorsunuz şehir için. Dışarı mı çıkacaksınız? Uzun yol mu gideceksiniz? İki motor bir arada çalışıyor. Muhteşem, kullanışlı. En güzel çözüm zaten bu plug-in hibritlerdi. Yıllardır da böyleydi. Elektriklinin önüne geçecektir diye düşünüyorum. Açıkçası elektrikli araç kullandım yaklaşık 1,5 yıl. Zor. Bir yere gidiyorsunuz, sürekli yakıt hesabı yapmanız lazım. Sürekli şarj yeter mi? Şurada şarj edebilir miyim? Bayramda elektrikli araçlarla ilgili böyle cebine para konan bazı YouTuber arkadaşlar var. Rezil oldular böyle. Bayramda arabaları şarj edemediler falan. Onların da videosunu çaktırmadan çekip sonra kaldırdılar işte. Normal YouTube hesaplarına falan koymadılar. Bunları yemeyiniz. Yani elektrikli araçla yaşamak zor. Plug-in hibritler çok güzel çözümler. Şehir içinde zaten 100 km çoğunuzun işe git gelene falan yetecektir. Şehir içinde elektrikli kullanırsınız. Şehir dışında da normal yakıtla beraber istediğiniz yere gidersiniz. Neyse, konudan çıkmayalım. Modellerden bahsediyorduk. Ne var mesela ülkemize gelebilecek? Dediğim gibi Volkswagen grubunda ürünler var. Stellantis grubunda ürünler var. İşte Hyundai'nin Kia'sında var. Yine Hyundai'de var, Kia'da var. İki tarafta da var. Yani plug-in hibritler pek çok ürüne yayılıyor yeni nesille. Ne var mesela? Opel Astra'nın plug-in hibriti var. Opel Astra'nın plug-in hibriti, şuraya koyuyorum, karbon emisyonu nedeniyle mesela bu klasmana giremiyor. Yani buradaki klasmanı, karbon emisyon klasmanının üstünde kalıyor. Şimdi böyle olunca mesela Astra giremezken Frontera'yı ekliyorum şuraya. Frontera 18 civarında olduğu için karbon emisyonu, motoru da tutuyor. 100 km civarında menzil var, o da tutuyor. Bunlar mesela o kapsama girebilir. Frontera mesela plug-in hibritle beraber zaten uygun fiyatta bir mimariye sahip. Ülkede iddialı olabilir ki elektriklisini öncelikle ön plana çıkarmak istiyorlardı Frontera'nın. Ama plug-in hibrit çok daha mantıklı olacaktır. Fiyatlamaları tabii ki göreceğiz, firmalar ne yaparlar. Diyorum ya, pazar baştan değişecek. Size dün anlattım. Pazar komple değişecek. ÖTV uygulaması %30 olmasıyla beraber plug-in hibritler ön plana çıkacak. Ve güzel seçenekler. Plug-in hibritlerde varken kimse normal benzinli motorlarına artık yüzüne bakmaz. Benzer fiyatlara gelirse, ÖTV'si de öyle kalırsa. Bunlar ünlem işareti. Ne olacak o %30 ÖTV, ne kadar gidecek şimdi pazar oraya kayarsa? Bu elektrikli değil. Elektrikli de kısıtlı bir pazar vardı ama plug-in hibrit öyle değil.
Onun için kafaları karıştıracak. Ne ürün var? Volkswagen. Volkswagen Golf'ün makyajlı versiyonu da, plug-in hibrit, GT versiyonu falan var. Burada mesela karbon emisyonu da tutuyor. Menzili de tutuyor. Her şeyi tutuyor işte. Mesela Golf bu kapsama girebilir. Bunlara böyle bakmak lazım yani. Ürünleri açın açın bakın. Bu klasmanlara hangi ürün, aklınızda olan hangi plug-in hibritler giriyor? Siz de bu şekilde bakıp görebilirsiniz. Yani bu ürünler enteresan bir şekilde %80, %30 ÖTV Avrupalı zaten bunlar gelecek ve fiyat anlamında ciddi avantajları olacaklar. Tabii ilk bakışta neye göre yaptılar bunu? İlk bakışta BYD'nin, BYD'nin, hadi kızıyorsunuz BYD deyince, BYD'nin bu CLU DMI modelini tamamen birebir karşılıyor. Üretimi yapacaklar ama bunun rakiplerinde de benzer seviyede var. Mesela ne tanıtıldı? DPSK E5 modeli. E5 modeli de şimdi motoru, menzili, her şeyi karşılarken emisyon normu ile ilgili şöyle çok bir şey bulamadım sitesinde. Böyle ilk kapağını açtığınızda gözüküyor. Şuraya eklerim. Bu da mesela o standardın dışında kalacağını gösteriyor. Ama fiyat anlamında bakın, o standardın dışında kalsa bile fiyatları şöyle açıklandı. 1.8 milyon civarında plug-in hibrit satabiliyor bir Çinli üretici ki. Yani bu destekleri sağlarsa bu ürünler ne kadar fiyata gelir? Siz hesap edin. Şimdi ÖTV'si şu an %80 iken böyle %30'a çekilecek. O 1.8 milyon nerelere inecek? Çok ciddi fiyat indirimleri var. Bir de üretimle ilgili bir şeyler yaparlarsa, gümrüklerden falan kurtulurlarsa, üf, bu fiyatlar nereler? 1 milyonlara iner. Yani Avrupalı üreticiler bu şekilde Çinlerle baş etmesi çok zor. Az önce bahsettiğim plug-in hibritler ne olursa olsun bu kadar uygun fiyatta olmaz. Benzinlerle belki kafa kafaya olur. O da plug-in hibritleri zaten ön plana çıkaracaktır pazarda. Plug-in hibritler, elektrikliler sizce pazarı hangi modeller domine edecek? Bu konuda sizlerin de düşüncelerinizi merak ediyorum. Dediğim gibi 3 tane yakıt seçeneği ön plana çıkacak burada. Plug-in hibritler, elektrikliler ve normal benzinli motorlar. Benzinli motorlar %80 ÖTV'siyle ülkemizde geri planda kalırken plug-in hibritler %30, elektrikliler %10 ÖTV'siyle ön plana çıkar. Peki böyle olunca ÖTV gelirleriyle ilgili kayıplar başlayınca ne düşünürler? Bu uygulamalar neye evrilir? Kafalarda soru işareti oluşur. Bu %80'i %50 yaparlar. O %30'ları 80'e mi çıkarırlar? Artık bilemeyiz. Onu o günlerde bakıp konuşmak lazım. Sizin de yorumlara bekliyorum. Yani şu araç mesela plug-in hibrit olarak bu tüm işte karbon emisyonunu, menzili, işte motor hacmini 1 milyon 350 bin lira seviyesinde karşılar, %30 ÖTV düşer dediğiniz modelleri siz de aşağıya yazabilirsiniz. Dediğim gibi pek çok ürün var, bakmak lazım. Audi A3'te var plug-in hibrit. İşte Volkswagen'in nesinde var? Golf'ünde var plug-in hibrit. İşte ne var? Tucson'un mesela plug-in hibriti var. Sportage'ın plug-in hibriti var. İşte Astra'nın plug-in hibriti var. Frontera'nın plug-in hibriti var. Citroen'de var işte C5'te plug-in hibrit. Bunlara bakın. Ağır olanlar karbon emisyonlarını pek tutturamıyorlar. Çinli üretici bu anlamda ne kadar avantajlı, ne kadar iyi bir iş çıkarmış bunu da görebilirsiniz. Bu arada karbon emisyonları 20'ler, 25'ler falan çok iddialı rakamlar. Normal araçların böyle 170'lerde, 200'lerde bu karbon emisyonları. Ciddi bir düşüş ve ciddi doğa için iyi bir şey. Plug-in hibritlerde de bu konuda desteklenmeli zaten. Evet, sizlerin de uyan modellerle ilgili yorumlarınızı bekliyorum. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın.